için özür diliyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere 2015 kurgusal duruşma yarışması ön elemelerini bitirmiştik. İlk 5'e giren takımlarımızı belirledik. Şimdi bugün de 1. ve 2. olan takımlarımızı belirleyeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısaca bir bilgi verip hemen başlayalım. Öncelikle tabii duruşmamız yapılacak. Bu arada puanlamalar verilecek. 5., 4. ve 3. takımlara plaketleri sunulacak duruşma sonrasında. Daha sonra da 1. ve 2.'yi açıklamak üzere baro başkanımız ve başkan yardımcımızı buraya davet edeceğiz. Ve daha akabinde de heyetimize plaketimiz var. Jüri heyetimize öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Ya başkanımız Yargıtay 1. Ceza Dairesi Hakimi Ali Altınkaya, diğer üyemiz Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş ve üstadımız Avukat Behzat Binici heyetimiz yönetecek. Teşekkür ederiz. Kıymetli Başkanım, değerli meslektaşlarım, sevgili stajyerler, geleceğin genç hukukçuları, genç avukat kardeşlerim, hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ertan Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi tanıttı. Ben 2006 yılında Ankara Adliyesi'ne geldim. Bir süre 9 Asliye Ceza Hakimliği, son 3 yılımda Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptım. 15 Aralık tarihinden itibaren de Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi olarak görevime devam ediyorum. Savcımız Levent Bey ve Behzat Bey abimiz, avukat abimiz jüri heyeti olarak bulunuyoruz. Ben arzu ederdim ki iki de kendi çocuğum olmak üzere, stajyer avukat iki de kendi çocuğum olmak üzere bir yarış, bir güzellik, daha fazla stajyer olsun. Bu arkadaşlarımızın emeklerini burada güzellikler içerisinde heyecanla izlesinler, dinlesinler. Ama bu kadar arkadaşımız ilgi göstermiş. İlgi gösteren arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi avukatlık çok güzel bir iş. Her hukukçunun neticede dönüp yapacağı en güzel iş bu. Bizim kendi dairemden emekli olan arkadaşımız, abimizin dahi bizzat duruşmalara gitmese, adliyelere gitmese dahi dilekçeyle bu işe devam ettiğini biliyoruz. Bu nedenle saygın bir işimiz var. Yıllar önce Çetin Altan'ın bir yazısını okumuştum. Unutmuyorum. Şu anda 1. Ceza Dairesi'nde Türkiye'den gelen öldürme davaları, o kadar enteresan hikayeler olmasına rağmen o Çetin Altan'ın yazısını unutmadığım için onu aktarmak istiyorum. Bir ceza avukatı ya da hakimi olarak herkesin savunulacak bir şeyi olduğunun biraz da bilinmesi açısından. Bunu anlattıktan sonra konumuza geçelim diyorum. İtalya'da, Roma'da bir restoranda yazı içeriğine göre çok güzel genç garson, şef garson öldürülür. Bu şef garson o kadar yakışıklı ki genç kızların, genç kadınların böyle iştahla baktıkları, çok sevdikleri bir tanesi. Öldüren kambur, çirkin bir herif. Bu kambur o zaman kokoreç var demek ki yakında o restoranta yakın bir yerde kokoreççilik yapıyor. Zaman zaman da restoranta geliyor, yemek yiyor. Derken o kambur kokoreççi bir gün restorantın çok yakışıklı şef garsonunu kaptığı bıçakla birkaç defa vurup öldürür. İtalya, Roma'da genç kadınlar, gençler, genç kızlar bu
Allah'ın çirkin yarattığı, kötü ruhlu kişi bu güzel genci nasıl öldürür diye yürüyüşe geçer. Bunun üzerine Roma barosundan avukatlar, biz bu kokoreççiyi savunmak istemiyoruz derler. Biz bunu halen yaşıyoruz. Napoli'den bir avukat çıkar gelir. Roma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Napoli'den gelen avukat yerlere kadar eğilir. Roma Ağır Ceza Mahkemesi'nin çok değerli başkanı, size Lombardi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın selamlarını getirdim der. Başkan, biliyorsunuz duruşmada selam getirme yok. Başkan biraz alınır, rengi atar, sesini çıkarmaz. Sonra Napoli'den gelen avukat döner savcıya, Roma Ağır Ceza Mahkemesi'nin çok değerli savcısı, size Lombardiya savcısının selamlarını, saygılarını getirdim der. Bizim başkan biraz daha bozulur, kızarır, yine sesini çıkarmaz. Bunun üzerine Napoli'den gelen avukat yine yerlere kadar eğilir, jüri heyetine döner. Roma Ağır Ceza Mahkemesi'nin pek değerli jüri üyeleri, size de Lombardiya jüri üyesinin selamlarını getirdim dediğinde, bizim mahkeme başkanı, avukat bey, avukat bey, burası ahbap meclisi değil Ağır Ceza Mahkemesi, lütfen kendinize gelin diye çıkışır. Bunun üzerine o ana kadar yerlere kadar eğilen avukat döner, der ki sayın başkan, sayın yargıç, size bir hakimin selamını getirdim dedim, renginiz attı. Savcının selamını getirdim dedim, bozuldunuz. Jüri heyetinin selamını getirdim dediğimde dayanamadınız, tokmakla masaya vurmaya başladınız. Tanrı selamını getirdiğimi söylememe rağmen davranışınız bu şekilde oldu. Roma'daki avukatların savunmasını üstlenmediği, Allah'ın çirkin yarattığı, kambur yarattığı o kokoreççi zaman zaman herkesin gelip zevkle yemek yediği bu restorandan kendi kazancıyla bir şeyler yemek istediğinde, herkesin yakışıklı bulduğu, güzel bulduğu, çekici bulduğu, hoş bulduğu o genç kokoreççinin yanından her geçişinde kokoreççiye gambur, gambur, gambur demiş, dalga geçmiş. Bu süre gelmiş, artık onun bu hakaretlerine, bu aşağılamasına dayanamayan müvekkilim kendisinden beklenmeyen bir çeviklikle masadaki bıçağı alarak kalbine yerleştirmiştir. Burada bizce ağır tahrik vardır demiş. Mahkemede hakikaten ağır tahriki kabul ederek sanık lehine uygulamış. Diyeceğim şu ki, herkesin savunulacak bir yönü vardır arkadaşlar. Bu nedenle savunma kutsaldır. Görevinizde yapacağınız işte başarılı olmanızı gönülden diliyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi gruplarımız, kurgusal duruşma gruplarımız, 26. grup ve 30. grup, hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Başarılar diliyoruz. Artık o sıralamada bir anlaşmanız var mı? Var. Siz mi başlayacaksınız? Birinci olarak, evet, siz söz alacaksınız. Şimdi bizdeki plana göre, programa göre daha önce böyle bir kurgusal duruşmada hiç bulunmadık. İzleyici ya da jüri olarak hiç bulunmadığımız için hatalarımız olacaktır. Efendim, bu nedenle peşinen özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Herhangi bir şeyimiz olursa biz bizeyiz, bir aileyiz. Uyarırsanız da mutlu oluruz. Evet, 20 dakikalık süre vereceğiz size. Konumuzu biz, siz mi açıklayacaksınız, biz mi bahsetsek konumuzla ilgili olarak? Bilmeyen arkadaşlarımız var mı? Sayın Başkanım, ne diyorsunuz Ertan Bey? Konuyu biliyor mu arkadaşlarımız? Kendiler açıklasınlar, daha uygun. Yoksa biz açıklayalım. Şimdi, evet, tamam, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Heyet, öncelikle sanık Murat'ın müvekkili hedef olarak ateş etmesi sonucu yaralaması sebebiyle huzurdaki davaya katılma talebinde bulunuyoruz. Efendim,
Ocak 2015 günü kuzeni İbrahim tarafından telefonla aranmış. Telefonda İbrahim kendisine müvekkile borçlu olan Kemal ve Murat'ı bir gün önce telefonla arayıp 2 yıldır aksattıkları bu borcu artık ödemesi gerektiğini söylediğini, ancak karşı taraftan ağır küfürlere maruz kalarak bu borcu ödemeyeceği bilgisini edindiğini iletmiş. Biraz önce de kendisinin köy meydanındaki kahveden Murat ve Kemal tarafından aranıp meydan okurcasına adeta kahveye çağrıldığını söylemiş, müvekkili de kendisiyle gelmesini istemiştir. Müvekkil durumu oldukça şaşırmakla birlikte kuzenini de kırmak istemediği için ve bu durumda tartışma çıkarsa bunu önlemek için, bunu konuşarak halletmek için onunla birlikte kahveye gitmiş. Ancak kahveye vardıklarında kendilerini bekleyen Murat ve Kemal'in oldukça içkili ve de öfkeli olduklarını fark etmiştir. Müvekkil daha duruma anlam veremezken karşı taraftaki Kemal, müvekkilin kuzeni İbrahim'in yanına kadar gelmiş ve ona kafa atarak bir fiili saldırı başlatmıştır. Bunun üzerine İbrahim sendelemiş ve belindeki silahı doğrultarak hedefsiz olarak ateş etmiş. Ancak silahından çıkan mermi karşı tarafta bulunan Murat'a isabet etmiştir. Murat bunun üzerine direkt olarak İbrahim'i hedef almış ve onu bacağından yaralamıştır. Müvekkil köy meydanı ortasında o kadar tanıdığın içinde olayın bu boyuta gelmesinden oldukça rahatsız olmuş ve buna sebep olan Murat ve Kemal'e sinirlenmiştir. O sırada az önce kafa darbesine yere düşen kuzeni İbrahim'in kendisine kafa atan Kemal'e ateş ettiği sırada tamamen İbrahim'den bağımsız olarak ateş etmiştir. Bu ateşleme sonucunda Kemal orada hayatını kaybetmiştir. Kemal'in hayatını kaybetmesinden sonra da karşı tarafta bulunan Kemal'in kuzeni Murat, müvekkile ve müvekkilin kuzeni İbrahim'e doğru ateş etmiş. Bunun sonucunda İbrahim yaralanmış ve müvekkil de sağ omzundan yaralamıştır. Müvekkil sağ omzundan yaralanmasının üzerine buna karşılık vermemiş ve olayın daha fazla büyümesini istemediği için olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın sonunda Kemal olay yerinde hayatını kaybederken müvekkilin kuzeni İbrahim olay yerinden 100 metre kadar uzaklaşmayı başarmış, ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianame ile müvekkile kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı kanunla maalesef ruhsatsız silah taşıma suçları isnat edilmiş ise de müvekkil isnat edilen bu suçların hiçbirini işlememiştir. Dilekçemizde belirtmiş olduğumuz hususları aynen tekrarlamakla birlikte müvekkile isnat edilen suçları tek tek açıklayacak olursak, öncelikle iddianamede müvekkile isnat edilen ilk suç Kemal'i kasten öldürme suçudur. Gerçekleşen olayda Kemal'in ölüm neticesiyle müvekkilin hareketi arasındaki nedensellik bağı kuşkuya yer vermeyecek şekilde kurulmamıştır. Çünkü müvekkilin ateşlemelerinin maktul Kemal'e isabet ettiğine dair dosya kapsamında hiçbir delil bulunmamaktadır. Kaldı ki bu isabet gerçekleşmiş olsa bile bu merminin öldürücü etkiye sahip olup olmadığı tespit edilebilmiş değildir. Ayrıca müvekkil ateş ederken asla Kemal'i öldürme kastı taşımamıştır. Dolayısıyla suçun nedensellik bağı olan maddi unsuru ile manevi unsuru olan kast gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla da bu suç müvekkil açısından oluşmamıştır. Ayrıca müvekkil ile İbrahim arasında bir iştirak iradesi de mevcut değildir. İştirak iradesinin varlığı için sanıkların suçun işlenmesinden önce veya en geç suçun işlenmesi sırasında ortak bir irade ile hareket etmeleri ve suçun icrasında etkili olmaları gerekir. Olayımızda ise müvekkil ile İbrahim arasında ne suçun işlenmesinden önce ne de suçun işlenmesi sırasında sarih ya da zımni hiçbir iştirak iradesi oluşmamıştır. Bilindiği gibi iştirak iradesinin bulunmaması herkesin müstakil rolünün tespitini gerekli kılar. Eğer bu tespit yapılamıyorsa da ölüme sebep olmayan kişi tamamlanmış öldürmeden sorumlu tutulamaz. Yargıtay'da zaten yerleşik uygulamalarıyla sorumluluğun belirlenmesinde iştirak iradesinin tespitinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Şüpheden sanık yararlanır ve cezaların şahsiliği ilkeleri birlikte gözetildiğinde Kemal'in ölüm neticesinden müvekkilin sorumlu tutulması mümkün değildir. Müvekkile isnat edilen diğer suç ise Murat'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçudur. Gerçekleşen olayda müvekkilin Murat'a karşı Türk Ceza Kanunu kapsamında maddi ve manevi unsuru haiz hiçbir eylemi olmamıştır. Zira olay boyunca müvekkilden Murat'a karşı ne sözlü ne de ateşli hiçbir saldırı gerçekleşmemiştir. Zaten dosyada da bunun aksini iddia edilebileceği hiçbir delil bulunmamaktadır.
Kaldı ki müvekkil Murat'ın kendisini omzundan yaralamasının sonrasında bile ona karşılık vermemiş ve olay yerinden uzaklaşmıştır. Yani böyle bir kastı olsa en kötü ihtimalle saldırıya uğradığı zaman karşı saldırı olarak buna cevap vermiş olması gerekir. Müvekkilin Murat'a yönelik hiçbir eyleminin olmamasına karşılık, iddia edilmeyen bir fiil nedeniyle iddianamede kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanması açık şekilde hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkile isnat edilen son suç ise ruhsatsız silah bulundurma suçudur. 6136 sayılı kanunda düzenlenen bu suç, şekli bir suç olup suçun oluşabilmesi için silahın mevcut olması, mevcut silahın ruhsatsız olması ve silahın kime ait olduğunun tespiti unsurlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Olay yerinde bilindiği gibi 3 adet 7.65 mm'lik silah bulunmuştur. Ancak bu silahlardan hangisinin müvekkile ait olduğu tespit edilememiştir. Bu silahlardan hangisinin ruhsatlı, hangisinin ruhsatsız olduğu da belirtilmemiştir. Dolayısıyla suçun maddi unsurları müvekkil için gerçekleşmemiş olduğundan müvekkil bu suçtan da sorumlu değildir. Sonuç olarak müvekkile isnat edilen suçlamalara ilişkin mahkumiyetine sebep olacak her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden müvekkil isnat edilen suçların hiçbirinden sorumlu değildir. İfade edeceklerim bunlardan ibaret olmakla birlikte müvekkilin eylemlerinin diğer hukuksal boyutları sayın meslektaşım tarafından ifade edilecektir. Teşekkür ederiz. Buyurun. Avukat Galip Yılmaz. Sayın heyet, meslektaşım iddia makamı tarafından müvekkil hidayete isnat edilen suçlara ilişkin savunmalarımızı yüce mahkemenize sundu. Sayın mahkemenizce toplanan deliller ve yapılan yargılama sonucunda aksi bir kanaat olması durumunda müvekkilin ancak maktul Kemal'e yönelik kasten yaralama ile suçlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Ceza yargılamasında sadece icraî hareketleri dikkate alarak failin hangi suçta cezalandırılacağını belirlemek isabetli değildir. Önemli olan failin kastının hangi suça yönelik olduğunun her türlü kuşkudan ari olarak ortaya konmasıdır. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının maddi ve manevi unsurlar arasında en ayırt edici olanı failin kastıdır. Gerçi maddi vakalarda kastın belirlenmesi kolay değildir. Ancak bu konuda Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ve tespitleri ortaya koyduğu bazı kıstaslar mevcuttur. Bunlar faille mağdur arasında husumetin nedeni, mahiyeti, failin suçta kullandığı aracın cinsi, fail ile atış veya darbe sayısı, mesafesi, mağdurun vücudunda tespit edilen yaraların yerleri, niteliği, niceliği bu kıstaslar arasında sayılabilir. Bir olayda kıstasların tamamını bulması zorunluluğu yoktur. Bazen bir kıstasın varlığı failin kastını ölme yol açabileceğini gösterdiği gibi bazen de birçok kıstasın bir araya gelmesi failin kastını yaralamaya yönelik olduğunu gösterebilir. Önemli olan somut olayın özellikleridir. Bu açıklamalar ışığında somut olaya baktığımızda müvekkil hidayet ile maktul Kemal arasında ölümü gerektirecek herhangi bir husumet mevcut değildir. Diğer yandan maktul Kemal'in vücudunda 7 adet mermi yarası tespit edilmiştir. Ancak bu yaraların hangisinin ölümcül olduğu, ölümcül olan mermi yarasının hangi silahtan ateşlendiği ve bu ateşlenen silahın kime ait olduğu kesin olarak tespit edilememiştir. Ceza mahkumiyeti kanıtların bir kısmını dikkate alıp diğer bir kısmını dikkate almadan ulaşılan kanıya göre verilmez. Ceza mahkumiyeti açık ve kesin bir ispata dayanır. Bu ispat hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde tezahür etmelidir. Maktul Kemal'in ölümüne hidayetin ateşlerinin sebep olduğu savı kesin olarak ispatlanamadığından şüpheden sanık yaralı ilkesi gereği hidayetin kasten adam öldürme suçuyla suçlanması hukuka aykırıdır. Sayın heyet, bir an için müvekkil hidayetin ateş ettiği ve bu ateşlerin Maktul Kemal'e isabet ettiğini kabul etsek bile yaralama kastıyla başlayan bir hareketin ölümle neticelenmesi şeklinde düzenleyen Türk Ceza Kanunu 87. maddesinin 4. fıkrası gereği neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama kapsamında müvekkilin ancak kasten yaralama ile cezalandırabileceğini değerlendirmekteyiz. Sayın heyet, belirtmek istediğim bir diğer husus da müvekkil hidayet hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıdır. Ceza hukuku bakımından suçun manevi unsurunu oluşturan kasta kusur yeteneğine etkileyen önemli bir unsur da haksız tahriktir.
Türk Ceza Kanunu 29. maddesinde haksız tahrik düzenlenmiş, ancak hangi fiillerin haksız tahrik olduğu belirtilmemiş, uygulamaya bırakılmıştır. Uygulamada özellikle yaygın olarak müessir fiil, tehdit, hakaret, söz atma ve sarkıntılık tahrik fiiller arasında kabul edilmektedir. Haksız tahrike yol açan fiilin suç olması gerekmez. Hatta haksız tahrik fiilinin haksız tahrike maruz kalan kimseye karşı da yapılması gerekmez. Onun bir sevdiğine, bir yakınına da olabilir. Ayrıca haksız tahrik